arayan bulur diyoruz yani. Şimdi kaşığın ucuyla hayat onlara bir şeyleri sunduğunda diyor ki bu mu, bu kadar mı verdin yani bana? Ne bu böyle? Azıcık şimdi. Ya sen onu aldın, yedin, bitirdin, sindirdin, tükettin. Bir tadına baktın, tadını damağında gezdirdin, damağına uygun olup olmadığına karar verdin sanki. Sonra diyorsun ki bunu bana tencereyle ver. Tencereyle verirsen ben bunu ancak sonuçta değerli kabul ederim ya da yeterince vermiş olursun bana. Ey hayat diyorsun. Peki sen bir kere hayatın bu kadar umrunda mısın? Hayat seni bu kadar önemsiyor mu? Şimdi hani var ya evrende tozla zerreciyiz, ondan sonra koskoca kozmosla zaten gezegenimiz minnacık mavi bir nokta. Oğlum sen mavi noktanın üstünde küçücük bir nokta bile değilsin bu durumda. Ama hayat bana versin, kozmos bana versin, evrenden çağır gelsin. Oo ne güzel iş vallahi lan. Yani abi sen nesin ki yani evren seninle bu kadar çok uğraşsın, bir mavi noktacığın üstünde bir toz zerreci olarak sana bu kadar önem versin. Kaşığın ucuyla verdiğinde yetinmeyip tadına bakmayıp ondan sonra diyorsun ki tencereyle ver, hatta kazanla ver. Ama şimdi ortada şöyle bir şey var. Tat, ondan sonra... Ben tatmadan da biliyorum canım odunu, işte ben gördüm, o beğenmiş, öbürü beğenmiş, öbürü beğenmiş, öbürü beğenmiş, öbürlerinden de benim ne eksiğim var da ben bunu beğenmeyeceğim. Onlar bunu almışsa, sosyal medyada paylaşmışsa, dibine kadar tüketmişse ben de kesin severim canım. Bu senin eksikliğinle vesaire değil ki kardeşim, onlardan bir farkın varsa zaten bazı şeyler öyle ya da böyle kaşığın ucuyla sana sunulduğunda tadına baktığında hayır ya bu bana uygun değil demen lazım ki onlardan bir farkın olsun. Öbür türlü onların kopyasısın, onların bir başka bir şeysin, anlatabiliyor muyum, versiyonu bile değilsin, aynısısın ya da aynısı olması çabalıyorsun ya da onların taklidisin. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Ya bir kere her şey dönünce, lafa gelince herkesin diline pelesenk olmuş bir şey var. Anı yaşa, anı yaşa, anı yaşa, anı yaşa. Bunu kimler söylüyor? Çağır gelsinciler söylüyor. Tamam, çağırdık geldi mi? Çağırdık geldi, kaşığın ucuyla geldi ama biz beğenmedik. Tamam. Hani bahsettim ya az önce, bir de affetçiler var. Onu affet, onu affet, onu affet. Anneni affet, babanı affet, kocanı affet, şunu affet, bunu affet. Kimi affediyorsun sen? Karşındakini. Niye affediyorsun sen? Af kim için var? Af suçlular için var. Karşı taraf suçlu mu? Suçlu. O zaman. Sen beyinle karşı tarafı sürekli olarak affet, affet, affet dediğin zaman ne demiş oluyorsun? Affet mi demiş oluyorsun? Aslında karşı taraf için o suçlu, o suçlu, o suçlu, o suçlu da mı demiş oluyorsun? O sürekli suçlu ise sen bu her affet kitabı okuduğunda, her böyle kişisel gelişim safsatası bir kitap okuduğunda ondan sonra beynine sürekli o suçlu, o suçlu, o suçlu mesajı veriyorsan karşı tarafın suçluluğu azalmıyor ki, gittikçe artıyor. Ondan sonra diyorsun ki benim sorunlarım çözülmüyor, ne kitap okuduysam okuyayım düzelmedim, bu kitaplar benim bir işime yaramıyor. Bu kitaplar sonuçta öyle ya da böyle kendi söylediklerine ters düşen, kendisiyle çelişik, bilimsel algoritmadan uzak kişiler tarafından yazılmış kitaplar. Sen ne bekliyorsun ki? Affetmek yerine her şeye dönünce analiz etmek lazım. Anlamak lazım. Nereden geldik? Kaşığın ucundakinden geldik. Sen kaşığın ucundakini aldın, ağzına attın, şöyle bir tadına baktın, analiz ettin, düşündün, taşındın, karar verdin. O zaman okey. O zaman bir problem yok. O zaman anladığın için öyle ya da böyle senin için uygun olup olmadığını, o zaman dersin ki ben bunun devamını istiyorum. Devamını istiyorum dediğin noktada da zaten sen onun için farkında olmadan çaba sarf edersin. Çaba sarf ettiğin için de evren ya da kozmos ya da hayat sana bunu vermez. Aslında sen bunu gider alırsın, sen bunu kazanırsın, sen bunu hak edersin. Anlatabildim mi?